57. bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde ChatGPT ile birlikte Almanca öğrenebilmeniz için sizin için cümleler hazırladım. 5 tane cümle görüyorsunuz burada. ChatGPT'ye verdim. Bu cümleleri açıklamalar bölümüne vereceğim. Ayrıyetten birkaç cümle daha ekleyebilirim. ChatGPT'nin kadın sesi olması hoşuma gitmedi. Daha çok böyle erkek sesi çünkü ben telefonla konuşurken mikrofona aldırırken ses biraz bozuluyor. Kadın sesi ne değiştirdim? Erkek yaptım. Hoca da değişti. Hoca Ali Hoca oldu. Öğrenci ise ben Türkan olarak böyle bir bilgi verdim ChatGPT'ye. Kendisi Ali Hoca, ben Türkan öğrenci. Ben Almanca öğreniyorum. ChatGPT ile Örnek diyalog yaptım. Bilerek Türkçe cümleleri Almanca'ya çevirdiğimde bilerek hata yaptım. Hani bu nasıl siz ve görün nasıl konuşmanız gerekiyor? ChatGPT ile pratik yaparken öğrenin ve örnek ve örneği görün diye böyle bir pratiği sizinle paylaşıyorum birazdan. Zannedersem ilk üç cümleyi mi? İlk, ilk iki cümleyi mi? ben yaptım. Sizin bildiğiniz, sizin bildiğiniz cümleler bunlar aslında hiç zorluk çekmeden bu cümleleri tercüme edebileceksiniz Almanca'ya. Şöyle yaptım, bakın şimdi size örnek veriyorum. Bu cümleleri siz açıklamalar bölümünden alabilirsiniz, kopiyeren yapabilirsiniz ve ChatGPT'ye bilgisayarda burada verebilirsiniz. Ondan sonra telefona geçiyorsunuz ve direktmen burada kopi yaptığınız yerden derse giriş yapıyorsunuz. Çünkü bu verileri ChatGPT'ye vermeniz gerekiyor ki hani cümle olsun elinde neyi tercüme etmesi gerektiğini bilsin. Ben pratik yaptım, örneği yaptım ve eğer buradan refresh'e gidersem eğer ki burada diyalogun Öyle bu şekilde yazılımını da görüyorsunuz. Şuradan başladım ben konuşmaya. Öyle bu şekilde şöyle hatalarım vardı. Bilerek hata yaptım. Düzeltsin diye. Şöyle şu şekilde size veriyor doğru cümleleri, bilgilendirme yapıyor. Böyle bu şekilde siz de konuşmadan sonra Yazı olarak da elinizde cümleler, doğru cümleler olacaktır. Şurada örnek veriyorum. Mesela ben bilerek ich einsteige ins Flugzeug dedim ve bunun yanlış olduğunu bana açıkladı ve doğru cümleyi verdi. Şurada görüyorsunuz, ich steige ins Flugzeug ein. Böyle bu şekilde yazısını da görüyorsunuz hiç sorun olmadan Almanca'ya buradan böyle bu şekilde devam edersek pratik çok önemli. ChatGPT'nin yardımı ile ve ChatGPT ile pratik yaparak çok kolay bir şekilde bir iki seviyeye gelebileceğinizi düşünüyorum. Çok ben motiveyim. Umarım siz de motivesinizdir. Şimdi diyaloğu sizinle paylaşacağım. Hemen diyalogdan sonra dersi bitiririm. Ben size şimdiden hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere. ChatGPT ile pratik örneği başlıyor. Merhaba Ali Hoca. Merhaba Türkan. Nasılsınız? Almanca çalışmaya hazır mısınız? Evet hazırım. Sana beş tane cümle verdim. Bu cümleleri benimle çalışabilir misin? Sen Türkçe sor, ben Almanca cevap vereyim ve sen kontrol et. Tabii, hadi başlayalım. İlk cümleyle başlıyoruz. Ben arabayla İtalya'ya gidiyorum. Çevirmeyi deneyebilirsin. İlk? gehe mit Auto. Pardon, yanlış anladım. Türkçe'ye geri dönelim. İlk cümle, ben arabayla İtalya'ya gidiyorum. Almanca olarak çevirebilir misiniz? Neden? Sorun neredeydi? Sen sorunu nerede gördün? Küçük bir yanlışlık oldu. Senin evet hazırım dediğin cevabı yanlış anladım. Ardından İngilizce iç ifadesini beklemiyordum. Bu yüzden devamını yanlış yorumladım. Neyse ki şimdi netleştirdik ve cümlelerle devam edebiliriz. İlk cümleye tekrar dönelim. Ben arabayla İtalya'ya gidiyorum. Almanca cevabını alayım, ben de kontrol edeyim. Ich gehe mit Auto zu Italien. Neredeyse doğru ama birkaç küçük düzeltme yapmamız gerekiyor. Almanca'da arabayla gitmek için genellikle fahren fiili kullanılır ve İtalya'ya demek için nach Italien ifadesini tercih ederiz. Doğru cümle, ich fahre mit dem Auto nach Italien. İstersen diğer cümleye geçebiliriz. Evet, lütfen. Tabii devam edelim Türkan. İkinci cümle, ben uçağa biniyorum. Almanca olarak nasıl söylersin? Ich einsteigen Flugzeug. Güzel deneme. Ancak burada da küçük bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Almanca'da uçağa binmek için ins Flugzeug steigen yerine ins Flugzeug einsteigen kullanıyoruz. Fiil cümlenin sonunda değil, ayrılabilir bir fiil olarak en sona eklenir. Doğru cümle ich steige ins Flugzeug ein. Şimdi üçüncü cümleye geçebiliriz. Ben evdeyim. Bu Almanca'yı biraz sonra devam edelim o zaman. O zaman bir sonraki derste görüşünceye kadar. Rica ederim Türkan. Bir sonraki ders için sabırsızlanıyorum. Görüşmek üzere. Bye bye. Ośczeka.